İslam dünyasının İsrail'i devlet olarak tanıması emir buyurdu dedi. Ne demek? Tabii yaparız. Böyle saçmalık olur mu? Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Filistinlilerin hakları olanı vermemişlerdi. Vergilerden, toplanan vergilerden onlara verilmesi gereken paraları dahi yıllarca vermemişlerdi. Zaten Gazze'nin elektriğini, suyunu, her şeyini kesmişlerdi. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz. Bunu yaptılar. Hamas'ın silahlarının toplanılarak Gazze'nin silahsızlandırılmış bir bölge haline getirilmiş olması. Yani Hamas silahlarını verecek, İsrail'in silahları mı olacak? İsrail'in nükleer silahı mı olacak? Öyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi orada bir yerde topraklarında direniş mücadelesi veren insanlar. Ben de dün işte Hamas'ın lideriyle İstanbul'da görüşmemi yaptım. Diğerleri PKK'yla, EYD'yle, YPG'yle, bunlar Amerika'da, Rusya'da her yerde görüşmelerini yapıyorlar. Biz kendi topraklarının kurtuluşu için mücadele verenler adına herhangi bir görüşme yapmayacağız. Yaptığımız zaman da beyler rahatsız olacak. Öyle bir şey olamaz. Bir diğer konu, Filistinlilere 100 yılın anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir sıkıntı da burada. 100 yılın anlaşması, dikkat edin, 80 sayfadan oluşuyor. Birleşik Kudüs, İsrail Devleti'nin başkentidir. Böyle bir başlığı da almışlar. Birleşik Kudüs başkent olurken Doğu Kudüs'te Filistin Devleti'ne başkent vaadi Netanyahu Doğu Kudüs'teki Ebu Disk köyünde olacağını söylüyor. Yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engellendi. En büyük felaket bu. Yani şu anda Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa bunlar artık oraya gidemeyecek. Burak'tan 5-6 milyon. Böyle bir durum. Bir cinayet, bir felaket. Ayrıca bağımsız Filistin devletinde ABD Büyükelçiliği açılması. Barış süreci için yol haritası hazırlanarak ortak komite oluşturulması. Bağımsız Filistin devletindeki projeler için 50 milyar dolar temin edilmesi. Bunların hepsi yalan. Hikaye. Yıllarca hep bunları söylemişler. Şu kadar destek, bu kadar. Kime? Yine İsrail. Bu planla ilgili biliyorsunuz gerek Cuma günü, gerekse daha önce yaptığım açıklamalarda bunun bir işgal planı olduğunu, bunun bir barış planı olmadığını açıklamıştım. Fakat ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önemli. Bunlardan bir tanesi bir defa metinde Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Şimdi metnin içerisinde mesela Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırları içinde kaldığını kabul etmeyi diyor. İki, yüzyılın anlaşması bentlerini kabul ettiği takdirde bağımsız Filistin devletinin kurulması. Yalan, bu da yalan. Üç, değerli arkadaşlar, Ukrayna ile 2011 yılında tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarını devam ettirdik. Bu defa 8.'si için az sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Malum
Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodymyr Zelenski göreve başlamasından kısa bir süre sonra geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu defa ülkelerimiz arasında düzenli olarak işleyen stratejik konsey mekanizması çerçevesinde bir araya geleceğiz. Heyetinde ilgili bakanlarımız ve kurum başkanlarımızın yanı sıra değerli milletvekillerimiz de bulunuyor. Hatta Savunma Bakanımızı bu gelişmeler sebebiyle dedi ki siz Ankara'da kalın ve süreci burada yönetin. Ziyaretim kapsamında Devlet Başkanı Zelenski ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla da ele alma imkanımız olacak. Güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda yeni anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini de güçlendireceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimiz ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi işbirliği gibi alanlarda gelişme kaydediyor. Turizm rakamlarında her sene yeni rekorlar kırıyoruz. 2019 yılında ülkemize gelen Ukraynalı turist sayısı 1,5 milyonu buldu. İkili ticaret hacmimiz 5 milyar dolar seviyesini yakalamış vaziyette. 2019 senesinde Ukrayna'ya olan ihracatımızda %30'luk bir artış yaşandı. Ocak ayı rakamları hem Ukrayna hem de diğer ülkelerle ihracatımızın yükseliş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen hamdolsun ihracatçılarımızın gayretiyle dış ticarette destan yazmaya devam ediyor. Sayın Zelenski ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savuna geldik. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.